Depremler, seller, fırtına gibi doğal afetlerin sebebi sadece bahsedilen sebepler mi? Peki bu sebepleri tetikleyen hakiki başka bir sebep yok mu? Fay hatları kırıldı, yerinden oynadı, deprem olduğu sonucu aynen barut ateşledi, saçmalar fırladı, tüfek ateşledi ve adam öldü der gibi değil mi? Bu şekilde sadece mekanizma kısmını anlatmakla hakiki sebebe ulaşabiliyor muyuz sizce? Peki tetiği çeken kim? O sebeplere, o fay hatlarına, o emri veren kim? İşte bu videomuzda bu noktaya, bu sorulara cevap arayacağız. Umumi afet ve belaların manevi olan hakiki sebebi, insanları gaflet uykusundan uyandırmak, şerri def edip hayra sevk etmek ve kainatın hakiki sahibi olan Allah'ı hatırlatmak içindir. Eğer ki bu afetlerin arkasındaki asıl fail olan hakiki sebebi görmeyip sadece sebeplere takılı kalmak ya cahillikten ya da bilinçli olarak insanların manevi uyanışını engellemek için yapılır ki bunlardaki hikmet ve gayeleri kıymetten düşürtüp insanların eski hatalara devamına hakiki sebep olan Allah'tan gaflet etmelerine sebep olsun. Bilelim ki birçok şeytan eli değmiş kadro veya şahıs bilinçli olarak Müslümanların uyanış ve birleşmesine engel olmak için dinsizlik ve materyalizmin etkisi altında faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Halbuki her olayın görünürdeki sebepler perdesi arkasında Allah'ın hikmet, kudret eli işlemektedir. Tüfeğin tetiğini çeken failini görmeyip tüfeğin mekanizmasını ve işleyişini inceleyip anlatmak elbette sebep perdesiyle uğraşmaktır. Depremin oluşmasında sadece bir mekanizma olan fayın kırılmasını gerçek fail gösterip onun arkasında asıl fail olan ilahi kudreti görmemek gerçekten garip bir inat, acayip bir ahmaklıktan başka bir şey değildir. Peki neden bazı yerlerde özellikle fazla deprem oluyor, bazı yerlerde az oluyor? İki sebep var. Birincisi, hataları az olan yerlerde çok olur. Bu temizlemek içindir. O gibi yerlerde maddi ve manevi sadakalar az veya mağlup ve ehli dalaletin oralarda faaliyetlerinin artması cihetiyle oraların tokatlanması. Nasıl sadaka belaları def ederse bu belaların definde sadaka hükmünde olan manevi faaliyetler, iyiliklerin artması, yine zekatın verilmesi gibi sebepler bunlara engel olur. Bir yerde iman zaafı varsa, ahlaki zaaflar varsa doğal sonuç olarak ortaya çok büyük hatalar çıkar ve umumi olur. Bu umumi hataların sonucunda da umumi afetler meydana gelir. Sadaka nev'inden olan ilim öğrenmesiyle, imanını kuvvetlendirmesiyle insanlar ya da ahlaklarını kuvvetlendirmesiyle orada hatalar azalacağı için umumi musibetlerde, deprem gibi, sel gibi felaketlerde en aza inecektir. Çok iyi anlamamız gereken buradan deprem, sel gibi diğer doğal afet dediğimiz hadiseler tamamen Allah'ın ilim ve kudretiyle olmaktadır. Bunlar tesadüf oyuncağı değillerdir. Musibetler aynı zamanda ilahi bir ikaz, uyarıcı ve ihtardır. Peki her musibet günahlardan dolayı mı gelir? Hayır. Allah'ın bazen isimlerinin tecelli etmesi cihetinde gelir. Allah'ın şifa ismi elbette hastalıkları ister. Allah'ın rezzak ismi elbette rızık vermek, açlık ister. Ve bu şekilde Allah'ın bu isimleri tecelli eder. Aynı şekilde hayat musibetlerle, hastalıklarla temizlenir. İnsanlar gaflet uykusundan uyanır. İnsanlar hakiki vazifelerine döner. Kemale erer. Hayat kuvvet bulur. Aynı şekilde terakki eder ve o hayat netice verir. Keza en ziyade musibetlere maruz kalanlar, peygamberler, evliyalar, ehli kemal kişiler, daha sonra sırasına göre diğer insanlar. Eğer bir musibet sırf günahların sonucu olarak gelseydi, peygamberlerin başına gelen bu belalar hikmetsiz olurdu. Peygamberlerdeki isme sıfatıyla da çelişirdi. Zekatla ilgili şu söze dikkat edelim. Zekat vermeyenin elinden herhalde zekat kadar bir mal çıkacak. Ya beyhude yerlere gidecek ya da bir musibet gelip alacaktır. Aynı şekilde biliyoruz ki sadaka da belaları def eder. Netice itibariyle bilmemiz gereken bunların hepsi Allah'ın emir ve kudretiyle ve bir hikmete bağlı olarak gelir. Bize düşen vazife bunların arkasında Allah'ın ilim ve kudretinin olduğunu bilip asıl sebebin, hakiki sebebin Rabbimiz olduğunu bilip oradan o hikmetten dersimizi almak. Aynı şekilde tevekkülün ilk adımı olan bütün işlerimizi sağlam yaparak bunlar hakkında tedbir almak, daha sonra Allah'a tevekkül etmek olacaktır. Bunlardan hakiki derslerimizi alabilmek duasıyla. Allah'a emanet olun. Yok.
Güvenli bir hayat için afetlere hazır olalım. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Okuduğum hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, batan bir diken bile olsa Müslümanın başına gelen her bir musibeti Allah onun günahlarına kefaret kılar. Aziz müminler, bizler Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Rabbimizin dünyada hepimizi çeşitli şekillerde imtihana tabi tuttuğunun idrakindeyiz. Bu dünyanın geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğuna yürekten inanıyoruz. Rabbimizin verdiği nimetlere şükrediyor, musibetler karşısında ise sabır ve sebat gösteriyoruz. Rabbimize güveniyor, ona tevekkül ediyoruz. Ancak doğal afetlere karşı insan olarak üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Kıymetli Müslümanlar, en büyük galaksilerden en küçük karıncalara kadar tabiat bir bütün olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Her an onun kontrolü altındadır. Tabiatın muhteşem uyumu ve dengesi Allah'ın hükmüne ve kanunlarına bağlıdır. Kimi zaman yaşanan afetler ise tabiatı altüst ettiği gibi insanların hayatını da acı bir şekilde etkiler. Tarihte yaşanan deprem, sel, heyelan ve yangın gibi nice afet can ve mal kaybıyla sonuçlanmıştır. Ülkemizde de yakın tarihte yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinin acısı hala yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa şöyle bir çağrısı vardır. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Nitekim tabiata sorumsuzca müdahale eden, kendi menfaati için ormanları kesen, suyu ve havayı zehirleyen, toprağı kurutan insanoğlu yeryüzünde dengeleri bozmaktadır. Afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı bizim kendi hata ve ihmallerimiz sebebiyledir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Aziz Müslümanlar, mümin Allah'ın takdirinin muhakkak gerçekleşeceğine iman eder. Ama aynı zamanda tabiat olaylarının ilahi düzen ve kanunlar gereği sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiğini de idrak eder. Çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kolaycılığa kaçmaz. Tabiata zararlı adımlar atarak göz göre göre afeti davet etmez, sağlam yapar. Her türlü tedbiri alır. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan ve sorumluluğunu yerine getirdikten sonra Rabbine tevekkül eder. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle önce devesini bağlar, sonra tevekkül eder. Kıymetli müminler, güvenli bir hayat için gerekli tedbirleri alalım. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım. Deprem, heyelan ve sel gibi bu riskleri bulunan bölgelere ev inşa etmeyelim. Ailemizi afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirelim. İlk yardım eğitimi, bilgi ve destek için yaşadığımız şehrin AFAD İl Müdürlüklerine müracaat edelim. Yarın 20. seneyi devriyesi olan 17 Ağustos Marmara depreminde ve bugüne kadar ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbimiz bizi, ülkemizi ve İslam beldelerini afetlerden muhafaza eylesin. Bizlere de afetlerden gerekli dersleri çıkarmayı, sorumluluklarını yerine getirip huzurlu ve güvenli bir hayat sürmeyi nasip eylesin.